Harvard hoş geldiniz. Yeni bir Cuma raporuyla daha karşınızdayız. Yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini sevgili Ersin Akman'la beraber konuşuyor olacağız. Ne var ne yok abi. Bir haftayı daha devirdik. Bir haftayı daha devirdik. Bitti. Yayına başlamadan önce yine bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki abi. Şaşmaz. Bazı arkadaşlarımız, izleyenlerimiz, özellikle şey kulak burun boğaz doktoru olan arkadaşlarımız biliyorsun çok uzun zamandan beri bana Ersin bir boğazlarına baktır. Bir sorun var gibi hissediyoruz filan diyorlardı. Şu an daha bir kadifemsi gibi sesin abi. Bu hafta doktorla görüştüm. Nodül işte onlar flop mu pilip mi ne diyorlar öyle bir şey kanser belirtisi filan gibi bir Allah şey yok. Olsun. Şey yapan uyaran arkadaşların tamamına teşekkür edelim o yüzden. Yani zaten yapılması gereken bir kontrol anladığım kadarıyla belli periyodlarla. Benim gibi 48 yaşına gelene kadar beklemeyin böyle bir kontrol yaptırmak için. Çünkü sonuçta kanser de olabiliyormuş arkadaşlar bazılarının söyledikleri gibi. Bende bir şey yok ama yani o çıktı ortaya. O yüzden sesimle ilgili yapabileceğim bir şey kalmıyor geriye. Yapısal durum. Aynen öyle yani sağlam işte insanın ses tellerini de nemli tutması gerekiyormuş Kerem. Yani vücut suyu onunla da alakalıymış. İşte bu vücuttaki hani standart zayıflamaya çalışan insanlara söylenilen asitli içecekler, gazlı içecekler, kahve, çay azaltılmalı. İşte zaman yemek yemeden en geç 3 saat sonra uyunmalı yani ya da 3 saat zaman olmalı filan gibi şeylerin tamamı ses telleri için de geçerli. Çünkü bizim bildiğimiz işte reflü iki türlüymüş. Yani insanların o çok şikayetçi oldukları reflüden başka bir de şikayet etmedikleri pek fazla farkına varmadıkları. Asitin ses tellerine kadar gelip ses tellerine zarar verebildiği ama senin kişi olarak çok fazla bunu anlayamayacağın durumlar falan da söz konusu olabiliyormuş. Yapacak bir şey yok. Beni böyle çekeceksiniz. Yani öyle söylemek istedim sadece. Güzel haber bu abi. Bir şey olmadı. Ya güzel bir haber. Şeyi de tabii ki isterdik. Yani hani bir tedavi yöntemi. Yani bir sorun vardıysa bile erken teşhis tedavi yöntemi. Çünkü biliyorsun çünkü günümüz erken teşhis zamanı. Kanser, ıvı zıvı falan hiçbir hastalıkta artık tedavi mümkün değil, değil. Bir tedavi mutlaka mümkün. Erkenden bunu teşhis etmek türü ve lazım. Zamanı önemli. O yüzden hani çok teşekkür ediyorum uyaran arkadaşlara, yol gösteren arkadaşlara. Bir şey çıkmadı. Durmak yok, yola devam yani. Burada bir keselim. Benim mikrofonum düştü aşağıya. Nihat'ın yapacağı işi s**eyim bu arada. Nihat bunu dinliyorsan hani. Bana da her akıllı bileklik veya akıllı saat videosunun altına git bir kalp doktoruna görün diyorlar. Benim hep yüzüstü çünkü. İnşallah bir şey yoktur. Ben ya, o kadar çok artık hani aylardır yorum geliyor ki bir gideceğim ben de. Bence de gitmen lazım. Ayrıca yani 102, 105, 110. Senin biliyorsun bu yakın çekim videolarda bir el titreme şeyim de var ne derler sorunumuz da var. Bence sen de hazır bu hani bir kardiyolojiye gitmek şeyken lazım. Nasıl söyleyeyim hani işler yoğunlaşmamışken evet, filan evet. Sen de bence evetten çıkart onu haklısın. Neyse arkadaşlar herkese sağlıklı günler dileyerek ilk haberimizle başlayalım. Bu hafta mutlaka okumuşsunuzdur. Türkiye'de yeni bir yasa düzenlemesi şu anda gündemde. Henüz yasalaşmadı, bitmedi ama olacak. İkinci el telefon ve tabletlerde garantili dönem olarak geçiyor bu yasal düzenleme. Okuduğum ve anladığım kadarıyla şu, belli başlı merkezler kurulacak Ticaret Bakanlığı tarafından. Bu merkezlere siz ikinci el bir akıllı telefonunuzu götürüp aslında bugüne kadar markaların yaptığı bu yenileyip 2 yıl yerine 1 yıl garantili olarak tekrar satılması olayını direkt devlet bu kuracağı merkezlerde yapacak. Markaların yaptığı işte eski telefonunu getir sana ne diyorlardı ona şey swap cihaz i̇şte deniyordu. Eski telefonunu getir ve Apple al bilmem ne al evet, falan evet, gibi evet. Hikayelerde yapılan hikaye. Bir de Turkcell'in zaten 2020 başından beri yaptığını söylediği şey de bu aynı evet, zamanda. Ki yani yıllar önce ben ta işte hiç bu mesleğe başlamadan işte teleserviste falan da bizim yaptığımız cihaz şeylerdi. Bright Star falan yapardı bunu. Normalde örnek veriyorum 2000 liraysa cihaz 1000 liraya alırdınız. %100 her şey sıfır olmazdı ama kasası falan değiştirilirdi. Size bir yıl garanti verilirdi normalde 2 yılken aynen. Falan öyle cihaz satılırdı. Şimdi bunu devlet yapacak. Bu kullanıcılar da direkt güzel bir şey. Evet yani sahibinden de let go'da. Bu arada onlar devam edecek yani illa her ikinci eli bu merkeze götürmek zorundasın gibi bir durum yok. Bu bir seçenek sadece. Kullanıcı isterse sahibindendeki adamdan satın almak yerine gidip direkt bu devletin merkezinden satın alabilecek ki biraz işte bu çalıntı cihaz o bu falan gibi ya da işte
Belki bilmeden arızalı bir cihaz alabiliyorsunuz falan. Hani onların da önüne geçecek. Burada şeyi düzelteyim. Devlet yapacak dediğimiz, kamu böyle bir yola açmayacak. Kamu yetki verecek bu şeylere, noktalara. Yoksa hani öyle bir şey yok şey olarak. Siz götüreceksiniz cihazınızı, oralara satacaksınız. Oraların şartlarıyla. Onlar da yenileyip başka insanlara tekrar satacak. Onlar da aynı. Senden alırken bunun yenilenme ücretinin ne olacağını, kendisinin kaç liraya satabileceğini falan da düşünerek tahminimce biraz daha ucuza alacak. Piyasada oluşan fiyattan biraz daha ucuza alacak. İnsanlar, bu önemli olan buradaki nokta şu. İnsanlar buradan telefon aldıkları zaman piyasadaki ikinci el, oluşan ikinci el fiyatın üstünde bir fiyatlama alacaklar. Altında mı? Altında bir fiyatlama, şey yoksa eşit bir fiyatlama. Sen oraya cihazı, yani ben şunu derim, yani atıyorum ben sahibinden de 2500 liraya alıcı bulabiliyorken bu kurum benden 2000 liraya alıyorsa niye oraya verip 500'e i̇şte zarar edeyim ki? Söylemeye çalıştığım şey ayrıca şöyle bir şey var. Şimdi sen bu cihazı sahibinden.com'da 2500 liraya satabiliyorsan, bu kurum senden 2000 liraya aldığı cihazı 3000 liraya satmaya niyetleneceksin. Mantıksız bir şey olur. O zaman ne bu kuruma cihaz vermek ne de bu kurumdan cihaz almak çok da mantıklı olmayabilir bazı durumlarda. Alan şey diyebiliyor, 500 lira fazla veriyorum ama bir sene garantim değişiyor var. Biz bazı parça, fakat satana söyleyecek hiçbir şey yok. O yüzden hani oradaki tabii ki mantığı, iş bence sistem olarak güzel bir sistem. Güvenlik açısından çok çok iyi bir şey. Ben bunun mümkünse tamamına yayılmasından yanayım. Yani sadece cep telefonu, Türkiye'de otomobiller falan filan için de nasıl işte bu hani şimdi şey belgesi bilmem ne filan şey yapılıyor. Bu işin genele yayılmasından yanayım. Ama genele yayılabilirken de şeyin menfaatlerinin, alıcının satıcının menfaatlerinin de bir denge içinde korunması gerekiyor. Devam ediyorum. Güzel bir haber bence, rekabetin artması ve insanların daha farklı seçenekler bulabilmesi adına. Vivo, bu biliyorsunuz BDDK grubun daha önce Türkiye'ye gelen, içerisinde işte BBDK Oppo'nun... değil BBK. BBDK bankacılık denetleme evet, kurumu. Bir daha söylesene abi. BBK. BBK. Okey, özür dilerim arkadaşlar. Ezbere konuştum. İçerisinde OnePlus'ın, Realme'nin, Oppo'nun ve Vivo'nun bulunduğu bu gruptan Vivo resmi olarak Türkiye'ye geliyor. 26 Ağustos'ta bir etkinlik düzenlenecek ve bu etkinlikte Türkiye'de satışa sunacakları ilk modeli veya modelleri bilmiyoruz. Görmüş olacağız. Vivo iyi bir Çinli üretici. Modeli büyük diye Çinli bir yazılıyor, üretici. Konuşuluyor. O yüzden modeli diye. Aslında biz biliyoruz da söyleyemiyoruz. Evet, işte NDA şey var arkadaşlar. NDA var. Hangi model vesaire vesaire. Bunların tamamının şeyine, bilgisine sahibiz. Dile getiremiyoruz. Bir fiyatı bilmiyoruz. Fiyatı bilmiyoruz. 26 Ağustos günü etkinlik saat 14.30'da arkadaşlar. 15 gibi de NDA'ya kalkacak. Türkiye'deki tüm teknoloji yayınları saat, büyük ihtimal saat 15'te. İçeriklerini konuyla ilgili içerikleri sizlerle paylaşmaya başlayacaklardır. Bugün en 21'i, 5 gün sonra ne yapıyor? Önümüzdeki hafta çarşamba günü. Evet, bir hafta sonra. Çok yakın. Böylece BBK grubun Kerem Türkiye'deki tek eksiği OnePlus oluyor. O da resmi olarak aslında var da yok gibi, yani kendi ofisleri yok. O konuda da sen birkaç bir şey söylemek ister misin abi? Benim de bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeylerim var. Şimdi Vivo'nun Türkiye ofisini açmasıyla birlikte senin de söylediğin gibi BBK'nın bünyesi altındaki telefonların, markaların tamamı. İlk önce Oppo, ondan sonra Realme, sonunda Vivo Türkiye'ye giriyor. Yani ofis olarak giriyor. Bir tek OnePlus kalıyor. Bu konuyla ilgili arkadaşlar şöyle bir ay falan beklesinler bence. Biliyorum abi. Nasıl? Bilgim yok. Yani bilgim yok dediğim, böyle bana söylenmiş herhangi bir bilgi yok. Ama ya, piyasada konuşulanlar var. Şu an OnePlus'la ilgili biliyorsun Türkiye'de değişik bir durum var. Bizim daha önce karşılaşmadığımız bir durum var. Hepsi burada kalktı. OnePlus Türkiye garantili cihaz satacağını açıkladı. Bir tane şirket kalktı, ben dedi OnePlus Türkiye'yim ve hepsi burada da satılan cihazlar benim cihazlarım dedi. Buna inanmayıp OnePlus'a soran insanlara OnePlus bir maille cevap verdi. Dedi ki Türkiye'deki resmi satış kanalımız hepsi buradadır, resmi distribütörümüz de şudur dedi. Ama OnePlus resmi distribütör dedi. Yani şey demedi. Resmi OnePlus ofis Türkiye gibi bilmem ne filan demedi. Sonra bazı başka sorunlar gördük. Nasıl sorunlar gördük? İşte öğrendik ki Ok Meydanı'ndaki Perpa'da bir tane ithalatçı OnePlus'ı ithal ediyor Türkiye'ye. Ve hepsi burada da bunu OnePlus Türkiye garantili diye satıyor. İnsanlar telefon aldılar.
o izleyenlerimizden, takipçilerimizden rica ettik. Bizimle dedik bir e-mailsini, içinden çıkan belgeleri falan paylaşır mısın? Bir belge çıktı. O belgedeki ithalatçı OnePlus'ın iddia ettiği ya da bize gösterdiği evet, orada şey... Perpa'daki ithalatçı görünmüyor. Kutunun içinden çıkan belgede. Kutunun içinden çıkan yetkili teknik serviste de bazı arkadaşlarımız aradıklarını, kendi IMEI numaralarını verdiklerini ve o servisin "Yo hayır, sizin cihazınız bizim servis garantimiz altında değil" dediğini duyduk. Yani garip bir iş şey yapıyordu OnePlus'ta. O garipliğin biteceğini tahmin ediyorum Kerem, en kötü ihtimalle. Yani Vivo 26 Ağustos'ta resmi olarak Türkiye ofisini duyurduktan sonra bence BBK grubu OnePlus'taki bu şu an bence devrik olan şeyi de, düzeni de olması gereken hale getirecek gibi anlıyorum. Vallahi hayırlı öyle olsun arkadaşlar. Haberin başında söylediğim gibi bunlar hep iyi gelişmeler. Çünkü daha fazla rekabet, daha fazla çekişme. Aynen. Hatırlarsanız öyle. Yani bu işte Xiaomi de daha çok yakın dönemde Türkiye'ye geldi. Geldikten sonra çok iyi bir rekabet sağladı Türkiye pazarında. Samsung gibi çok büyük pazar payına sahip markalarla beraber. Sonra işte Realme geldi. Başka Çinliler geliyor falan filan. O kullanıcıya yarar bu şey rekabet. O yüzden sevindirici. Umarız Vivo da uygun fiyatlı güzel cihazlarla Türkiye'deki tüketicilere güzel seçenekler sunar. Yine bizi ilgilendiren, yani Türkiye'yi ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Cuma raporunda konuşmuştuk. Netflix'in deneme, ücretsiz deneme sürümü çok fazla, ne derler ona, suistimal edildiği için. Bizim tahminimiz çok fazla, evet, suistimal. Yani resmi böyle bir açıklama yapılmadı. Öyleydi bence yani. Bizce öyleydi. O yüzden kaldırılmıştı. Şimdi geri geldi ama 1.99 lira olarak geri geldi. Ve her paketi seçebiliyorsunuz. Yani 2 lira verip e-mail, düzgün bir kart girişi yaparak atıyorum 4K denemesi de yapabiliyorsunuz. Bunu da suistimal edecekler. Yazıyorum buraya. Öyle mi? Tabii net canım yani. 1.99 liraya alacak, 6 liraya 4K Netflix aboneliği diye satacak yani. Ben çok peki bu sefer Netflix'in aldığı önlemler vermiş. Sanal kartlar kullanılamaz, şöyle olamaz. İşte evet, belki oradan diye suistimali önlerler ama yani benim böyle bir, hani tabii ki bir millete bunu atfetmiyorum. Şimdi durduk yere linç yemeyeyim ama hani bir böyle dolandırıcı Türk bir tayfa var ya, yani ben onları az çok tanıdıysam perişan ederler bunu. E şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben biliyorsun bu deneme hikayesini Türkiye'de kaldırdığı zaman en sert tepki veren insanlardan bir, hatta belki Türkiye'de en sert tepki veren tek kişi benim galiba. Şirket kendi tabii ki şeyini korumak zorunda. Ona göre de önlem alsın zorunda demiştik. Ve önlem almak zorunda. Bence kaldırmak yerine kafadan buna dönebilirdi mesela. Okey, biz tüm dünyada bedavaya verdiğimiz o ilk 30 günlük şeyi Türkiye'de 1.99'a vereceğiz bundan sonra. Yani en azından orada bedavayı alıp parayla satan adamlar vardı ya, o bedavayı alıp parayla satan adamların yaptığı ticaretten Netflix'e nemalanır hale gelecekti. Bence şu anda da öyle bir kafaları vardır. Yani en kötü, yani satan olursa da biz hiç 0 lira kazanıyorken şimdi 2 lira kazanacağız. Hani bizim gelirler artar bile demişlerdi. Aynen öyle. Zaman içinde de sürekli başka hesaplar kullanıp işte önceden izledikleri listesini bilmem neyi falan kaybedecek olan herifler belki gelirler, düzenli üyelik alırlar falan gibi bir hayalleri de vardır şey anlamında. Bence deneme süresinin tüm Türkiye ülkelerde olduğu gibi ücretsiz olması lazım. Yani 1.99'da deneme ücretiyle geriye dönmesine seviniyorum ama çok sevinemiyorum. İngiltere, İngiliz'den almıyorsan bu parayı Türk'ten de almaman lazım diye düşünüyorum. O şeyi, altyapıyı artık, önlemi kurup aynen öyle yapabiliyor olman lazım. Ben de yani, katılıyorum. Hırsızın hiçbir suçu yok lafına katılıyorum. Tabii ki hırsızın suçu var ama önlemi almak burada Netflix'in şeyi, görevi. Ve Netflix o önlemi alamadığı için bugünden sonra deneme ücretine kimsenin 1.99 lira vermesi, normalde o paketin 20 lira, 30 lira, 40 lira olmasıyla ilgilenmiyorum. Bunun ücretsiz olması lazım. Ve lütfen hukukçu arkadaşlarımız şu uygulamayı incelesinler. Biliyoruz var. Bu şikayet edilebilecek bir uygulama bence. Eğer bir şeyi bilmiyorum, Türk Ticaret Kanunu'nda şey aynen öyle yani, mesela şimdi birisinin kalkıp Netflix ile ilgili dava açması lazım. İngiliz'e bedavaya verdiği hizmeti bana Türkiye'de parayla satıyor. Niye böyle bir şey yapıyor filan diye bunun hesabını. Bakın, her dava açtığınız zaman o davayı kazanmak zorunda değilsiniz. Eğer Türkiye'de bizim doğru düzgün çalışan son kullanıcı, müşteri, tüketici derneklerimiz olsa
O derneklerin işi zaten bunları kovalamak olur. Ama tek dert tabii ki Netflix değil. Marketteki fasulye satan adam da öyle. Tabii, tabii. İşte bilmem neredeki bilmem neydi öyle. Böyle STK'larımız, sivil toplum örgütlerimiz olmadığı için, benim de gücüm bunların hepsine yetmeyeceği için işte bizi izleyen avukatları, hukuk personeline ya abi orada geçen de bir hani böyle tüketici haberiyle alakalı şey diye konuşmuştuk ya, biraz bizde öğrenilmiş bir çaresizlik ve hukuka bu konuda bir güvensizliğimiz var diye. Çok da haksız değil yani, ülkede bazı alanlarda öyle kararlar alınıyor ki hiç güvenin kalmıyor ve böyle şeylerde ya nasıl zaten bir sonuç alamam diye şikayetini dile bile getirmekten eriniyorsun. O yüzden çok normal zaten yani. Zaten olması gereken şey şu. Bu tüketici hakem heyeti dediğimiz uygulama çok güzel bir uygulama. Evet. Ama bu uygulamayı herkese anlatması lazım. Kimin anlatması lazım? Devletin anlatması lazım. Bu uygulamanın sınırlarını geliştirmesi lazım. Kimin geliştirmesi lazım? Devletin geliştirmesi lazım. Tüketici hakem heyetlerinin yetersiz kaldığı noktada devreye girecek 81 ilde 81 tane en az STK'nın, sivil toplum örgütünün olması lazım. Bu sivil toplum örgütlerinin içinde avukatların gönüllü olarak şey yapmaları lazım, görev almaları lazım. Ve senin bu söylediğin öğretilmiş çaresizlik ancak işte böyle evet, şey. Yavaş yavaş kırılacak, İnsanlar, zamanla kırılacak bir şey. O markayla, şu markayla, bu markayla bir sorun yaşadıkları zaman bizim sektörümüzde söylüyorum, Hardware Plus'ı Ersin'e gelmemeliler aslında. Evet. Yani Teknosa'da sorunu mu var? Teknosa'ya gittiği zaman Teknosa sorunu çözmüyorsa, Samsung, MediaMarkt, her neyse. Şu an Twitter çok iyi çalışıyor o konuda. Sorunu çözmüyorsa şey demesi lazım. Ben buradan çıkıyorum, ilk önce tüketici hakem heyetine, ondan sonra da atıyorum işte İstanbul tüketici gönüllüleri bilmem nesine gidiyorum. Derneğine. Görüyorsun lan sen, sen benim peşimden koşacaksın bundan sonra bu ürünü değiştirmek için deyip çıkıp gidebileceklerini bilmeleri lazım. Evet. Şimdi Twitter çalışıyor ama Twitter şöyle çalışıyor Kerem, Twitter bir ağlama duvarı olarak çalışıyor. Evet. Yani çok ağlayan şeyine ulaşıyor, hedefine ulaşıyor. Evet. İnsanlar benim hiç tanımadığım, eminim ömrü hayatım önce teknoloji yayını okumamış, teknolojiye hiç ilgilenmeyen insanların Aras Kargo'yla, atıyorum Unilever'le, bilmem neydi yani teknoloji dışı konular yaşadığı sorunları bile beni tekliyorlar mesela. Evet, niye? Evet. Ersin bu işlerde mahallenin delisi, gönüllü atlıyor zaten diye. Yani Ersin'e Mersin'e ihtiyaç duyulmaması lazım. Tabii bir de şimdi kaçı seni tanıyordu sana ulaşıyor? Aynen öyle yani. Seni hiç tanımayan kaç milyon kişi var acaba? Bir de şöyle bir şey var. İnsanların sorunlarının çözülmesi için Ersin'i, Ahmet'i, Mehmet'i tanımalarına gerek olmaması lazım zaten. Hani bu senin söylediğin şey çok güzel bir tanım. Öğretilmiş çaresizlik. Ersin filan gibi adamlar da bu öğretilmiş çaresizlik yüzünden prim yapıyorlar. Bu adamların prim yapmıyor olması lazım piyasada. Öyle bir düzen kurulmuş olması lazım ki işin kendi kendine gitmesi zaten lazım şey olarak. O yüzden yani lütfen Netflix konusunda da vakti olan bir tane hukukçu arkadaşımız alınabilecek bir aksiyon varsa aksiyonu alsın. Ya sırf haber olması bile Netflix'in belki de bu konuda bir şeyleri değiştirmesi için yeterli olur. Yani dava sonuçlanmasına bile gerek kalmaz bazen böyle işlerde. Aynen öyle. Devam ediyorum. Yine bizden bir haber. Bu hafta kariyer.net 50 bin kişinin verilerinin çalındığını açıkladı. Açıklama kişisel verileri koruma kurumu tarafından da kamuoyuna duyuruldu. İnternet sitesinden. Çalınan veriler içerisinde ilgili siteye üye olan kullanıcıların şifreleri, posta adresleri, doğum tarihleri, yaşadıkları il gibi kişisel verileri yer alıyor arkadaşlar. Eğer aynı üyeyseniz ve aynı şifreyi birçok sitede kullanıyorsanız diğer yerlerdeki şifrelerinizi değiştirmenizde fayda var. Genelde çünkü insanlar böyle yapıyor. Ben o yüzden hep şifre yöneticilerini öneriyorum. Bence çok makul bir çözüm. Ayrıntılarda veri ihlalinin kariyer.net'e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12.08.2020 tarihinde kariyer.net'in bir çalışanına 50 bin kişinin verilerinin ismi belirtilmeyen bir internet sitesine kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edilmiş. İhlalden etkilenen üyelerin toplam sayısı 40.955. Kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade ediliyor. Şimdi KVKK yani kişisel verileri koruma kanunu gereği kanuna tabi olan tüm kurumlar, devlet kurumu ya da özel şirketler bir veri ihlali olduğunu öğrendikleri anda ilk 10 gün içerisinde yanlış bilmiyorsam kurumla bu bilgiyi paylaşmak zorundalar. Kurumun da yetkilerinden birisi bunu duyurmak. Yani halkın bilmesini sağlamak. Ancak burada şöyle bir şey var. Kurumun buradaki nasıl bir yaptırım yolu izleyeceğini ben bilmiyorum ben mesela. Diyorum. Yani ben zaten bu haberi de duyduğum zaman işte bizim sitede haber yapsınlar diye editör arkadaşlarla paylaştığımda
Habibi şey diye paylaştım kendi. Ya eyvallah da şimdi mesela burada kişisel bilgisi çalınan adamlara ne olacak? Üzerlerine bir Ya bardak da su mu işte içecekler? kariyernete bir ceza kesilecek mi? Ha, kurum kariyerneti bir ceza kesecek mi? Çünkü sonuçta her ne kadar buradaki veri kariyerneti dışarıdan hizmet veren bir danışmanlık şirketinin bir çalışanı aracılığıyla Fark şey etmez. olsa da ben müşteri olarak ya da iş arayan ya da eleman arayan insan olarak verimi kariyer.net'e emanet Evet, ve ediyorum oradan ve gitmiş onun sonuçta. kurmuş olması lazım. Şimdi burada KVKK'ya büyük bir yük düşüyor, büyük bir görev düşüyor. KVKK bu örnekten yola çıkarak bence çok güzel bir örnek. Yani KVKK'nın önüne gol atacak bir top düştü bence. Bunu o kadar şeffaf bir şekilde sonuçlandırmalı, süreçten insanları o kadar net haberdar etmeli, bilgilendirmeli ki insanların kafasında KVKK, kurum olan KVKK ne iş yapar çıksın ortaya. Faruk Bey, kurum başkanı Faruk, hep söylüyorum kendisi bir profesör, akademisyen bir insan. Faruk Bey ve ekibine çok güzel bir top verildi, gol Bir pası kredi kartı verildi. olayı vardı abi, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Öyle Ne gitti. oldu? Şimdi arkadaşlarımız onu eğer takip ettilerse o kredi kartı olayını konuştuğumuz zaman adını söylediğimiz kurumun kendisini siber bilmem ne filan diye ilan eden yöneticisi görevden alındı. Ama yine mesela birine ceza verildi Ha şimdi mi bak falan filan, orada kaldı ama orada bunlar adım yani. adım olacak Kerem. Zaten hepsinin birden olması gerekiyor. Ben o tweetleri atarken bu yayınlarda ya bilmem ne kurumunun genel müdürü bu konuyla ilgili ne söylüyor filan derken o bilmem ne kurumunun genel müdürü sağa sola haber veriyordu. Ersin'e söyleyin de ya işte bu konuyu çok fazla üstüne gitmesin bilmem ne filan diye. Biliyorsun beni PR şirketinden arayıp açık açık Biliyorum. şey diye sordular. Ya senin bu adamla ne alıp veremediğin var diye sordular. Ulan Allah'ın ***'ı benim herifle ne alıp Deme abi, veremediğim deme olacak. deme. Yok adama demiyorum, bana bunu soruna diyorum. Nasıl lan Adamın demiş. görev yetkisinde olan şey çalınmış. Kaç yüz bin kişi, 400 bin kişi miydi? Bir öyle bir şey Neredeyse yani, bütün 100 bin Türkiye'ninki kişi üstüydü çalınmış. yani. Diyorum ki bundan sonra süreç sırf bu kurumun gerekli denetimi yapmadığı için insanlar ve bankalar hadi gelin sizi platin karta geçirelim yeni kart tasarladık ondan alır mısınız filan diye bilmem kaç yüz bin kişinin kartları değişecek. Bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti yine dönecek dolaşacak. Benim gibi insanların cebinden çıkacak. Banka bunu kendine Bilgi de git, üstlenmeyecek. bilgimi zaten. Çalınan bilgileri şu anda Dark Web'te 1.000 tanesi bilmem kaç liraya satıyorlar. Niye? O adam ben dijital bilmem neyim diye sağda solda dolaşıp hava yaptığı için. Hava yapacağına kendi işini yapsaydı çalınmazdı bu veriler. Ya da N11'de çaldı ben işte sonradan çıktı ortaya herkes konuştu. N11 Erven gibi ceza aldı mı? İşte onu Ama bak diyorum. şimdi alacak zamanla bak mesela burada kariyer.net'in onu söylüyorum bak Faruk Bey ve ekibinin diyor önüne güzel bir şey düştü. Çünkü bunların mesela çalınan kredi kartı bilgisi falan. Bu şimdi görece daha masum bir bilgi. Sen burada çakacaksın cezayı Kariyer, tabii kariyer.net'i. canım. Kariyer.net'e danışmanlık yapan şirketi çakacaksın cezayı. O şirkette bunun çalınmasına neden olan adama hapis cezası vereceksin. Kariyer.net'ten o veriyi o adamla paylaşan herife hapis cezası vereceksin. Ondan sonra ne olacak abi? Bir daha işte N11 bilmem ne filan gibi bir şey olduğu zaman işler rayında gidecek. Bunlar adım adım ilerleyeceğiz. İnşallah. O Bana biraz yüzden ben böyle diyorum yani ki şeye göre. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Faruk Bey'in başında olduğu, Profesör Doktor Faruk Bey'in başında olduğu kurumun önüne süper bir gol topu düştü. Kale bomboş. Nasıl gol atacaklarına kendileri bir karar verecekler. İnşallah avuta atmazlar topu, taca atmazlar topu. Artık röveşata mı vuracak? Yoksa atıyorum şey mi yapacak? Hani gel arkadaşım sen şu topu havalandır ben kafayla atayım diye. Yanında başka bir kamu kurumu mu var? Ha? Kale bomboş şu anda. Herifler yakalandılar. Çünkü herifler kendileri yasa gereği daha çok bak şimdi. Açıklaması da ortaya Kariyer.net çıksa tabii bunu daha büyük ceza bildirdiğini yiyecek. bak şimdi N11'de N11 bildirmemişti. Biz bunu Dark Web'de satılan Ortaya bilgilerden öğrendiğimiz çıktı. için KVKK olaya müdahil oldu. Şu kariyer.net bildiriyor. Niye bildiriyor? Bildirmezsem daha büyük ceza alırım. Bildireyim de daha küçük bir ceza ile bu geçiştirilsin diye bildiriyor. O yüzden diyorum ki kurumun önüne çok güzel bir top geldi. Golü nasıl atacaklarına karar İnşallah versinler. Ben istiyorum düzgün. ki en havalı golü atsınlar. Gerçekten yani içinde hapis cezası olan, milyon liralık cezalar olan bir golü atsınlar. Böylece bankalara, diğer e-ticaret sitelerine, danışman adı altında bu verilere ulaşma yetkisi olan insanlara bir örnek olsun elimizde. Yani
dijital bilmem neyim diyen herif işten kovuldu. Eyvallah, o da bir gelişme. Kovulması güzel bir şey. Kovulsun tabii ki de. Orada iş biraz kapatıldı. Çünkü orada bir de şöyle bir şey verdi Kerem. KVKK dişli bir kurum olsa orada golü 90'a çok iyi çakardı zaten. İşin içine banka gibi falan. İşin içine banka, Türkiye'nin ekonomik durumu, yüz binlerce insanın telaşı bilmem neleri ve filan girince hani bir şey vardır hasır ya. Hasır altı edildi o olay. Kol yıkabilir, yan içinde kalır filan muhabbeti vardı ya. O öyle geçişti. Ben bu arada bu olay için hani hapis bilmiyorum. Tam olarak nasıl gelişti onu da öğrenmek lazım hani de. Ya hapis yerine kallavi bir para cezasının yeterli olacağını şimdi düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim tahminim yani o bir siteye yüklenmesi filan diyor ya. Danışman bana şu bilgiler lazım dedi. Birisi de WeTransfer'i o data dosyasını gönderdi. Abi tamam birazdan girersin de WeTransfer'den indiresin hani dedi bence. Hani çok böyle gerçekten kasıtlı bir çalıntı olayı varsa evet hapise okey derim ama hani gerçekten sistemsel bir güvenlik hatasıyla olduysa yüklü bir para cezası daha bak şimdi, uygun olur diye kurumlar, düşünüyorum. Kurumlar yani bu örnekte Kariyer.net ve Kariyer.net'e hizmet veren kurumun şey yapması lazım. Para cezası alması lazım. Tabii canım hapise. Kişiler de ceza almalı. Yani o kurumun danışmanı, danışmanlık hizmeti veren şirketin kariyer.net'e atadığı danışman ve onunla o bilgiyi paylaşan kariyer.net çalışanı da ceza almalı. Ve buradaki cezalar sadece arkadaşım seni işten çıkartıyoruz tazminatsız olmamalı. Göreceli olarak daha önemsiz bilgiler çalınmış. O yüzden diyorum ya KVKK topu 90'a çakarsa bundan çok fazla insan ya rahatsız evet, çünkü olmayacak. Çünkü emsal oluşturacak. Aynen. Ondan sonraki bize firmalar da emsal kendini lazım. Biz emsal olarak bilmem kim beyin off the record görevden alınmasını emsal olarak kabul etmiyoruz. Evet. Bu emsal değil. Orada çünkü binlerce insanın finansal bilgileri çalındı. O çok büyük bir esas hapis cezasının falan orada gelmesi. Ha adamı görevden al sonra hapse de at eyvallah. Ama hiçbir şey yapılmadı şey anlamında. Ya da kurumlara ceza aynen öyle şimdi mesela yani. Bankalar arası kredi kartları merkezi. Tamam yöneticisi değişti bilmem ne filan da ne ceza aldı? Hiçbir ceza almadı. Herhangi bir banka ceza aldı mı? Almadı. Veri'yi çaldı ve Elon bir ceza aldı mı? Almadı. Bu işten sadece bilgileri satanlar para kazandılar. Bilgisi satılanlar da işte duyduk tek tek benden bilmem ne çekiyorlar işte sistem izin vermiyor filan diye hikayeler oldu. Suç ve ceza diye bir şey var arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Suç ve ceza. Devam ediyorum. Apple 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Ben bu haberi okuduğum zaman ya geçen biz sanki bunun 1 trilyon doları geçti diye ne çabuk 2 trilyon oldu diye düşündüm. Baktım 2018'de ulaşmış. 2 yıl. Geçmiş. 2 yılda, yılda double yapmış. 2'ye katlamış. Zaman çok çabuk geçiyormuş. Bir kere ben 2 yıl olduğunu şey yapmamıştım. Yani daha böyle sanki 6 ay önceki Cuma raporunda konuşmuşuz gibi hissetmiştim. Kontrol ettim. 2 yıl çabuk geçmiş. Zaman çabuk geçiyor. Ve 2 yılda da bence üstüne 1 trilyon daha koyması Apple'ın önemli bir başarısı. Bu arada arkadaşlar çarşamba günü itibariyle buna ulaştı. Sonra azıcık geriledi. Hisse senedi fiyatı kısa bir süre için 467 dolara ulaştı ve totalde böylece işte 2 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış oldu. Covid biraz Apple'a yaradı. Çok daha işte dizüstü satıldı. iPhone satışları zaten bu 11 serisinde öncekilere göre ciddi toparlanmıştı falan filan. Yatırımcıları da yani Apple en çok kazandıran hisse senedi zaten şu anda. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela hani sen diyorsun yani yani. Bir tepe yaptı, 2'yi gördü diyorsun ya. O tepeler boşuna olmaz fiyatlar diye. Bizim evet. Dolardan yakın zamanda dolardan şey yapalım. Bayramdan önce diyorduk ki işte 7'yi geçerse zor iş bu. Bir daha altına gelmez 7'nin diyorduk. 7'yi geçmekle kalmadı. 7.40'ları falan gördü. Bakın bir üst rakam bir saniyeliğine bile görülse hedef artık ondan daha yukarısıdır. Evet, yani evet. Bu çok net şey anlamında. İşte Apple işte gördü 2 milyon doları sonra aşağı düştü. 1.990 bilmem ne oldu filan. Hiç önemli değil. Bu da demektir ki aynen öyle yani. Apple şimdi bir ay iki ay sonra yeni ürün tanıtacak filan. 2'yi rahat rahat görecek demektir. Bence yani. De artık. Buradan yani. Şeye bakmak lazım. Hangi dönemde Apple hissesi alan zarar etti mesela? Şimdi satmadıysa çok zor abi. Heh. Satmış olmalı. Heh. Kötü bir şimdi, yerden satmış. 10 yıl önce Apple hissesi aldıysan 100 yaptın da mesela 1 yıl önce alındı mı yine kâr ediyor. Tabii. Orada düşmesi... işte bir dump'ta falan atıyorum şimdi Mart'ta bütün piyasalar indi ya mesela orada mesela herif sattıysa aldığından düşük fiyata yani biraz salak gibi zarar etmiştir yani hani eli şey olduğu için. Ya yatırımlar zaten falan hep şey abi ya Android ekosistemi
iPhone'a rakip olabilecek cihaz üretmediği sürece Apple'ın karlılığı devam eder. Apple üstüne servis ekledi, oradan para kazanıyor. Apple paradan para kazanmayı da öğrendi Apple şimdi. Kasamda bu kadar para var, ne yapayım? Aa, servis mervis falan hikayeli. Filme yatırayım diyor parayı, müziğe yatırayım, karşılığını alıyorum. O yüzden ve benim gördüğüm kadarıyla Android ekosisteminin Apple'ın iPhone'una rakip çıkarmak gibi bir niyeti de yok zaten. Ya işte eskiden Android ucuz kalıyordu, şimdi ucuz da kalmıyor. Apple nispeten uygun fiyatlı ya da fiyat performans diyebileceğimiz modeller de artık rakip olarak çıkartmaya başladı. Hani o eski ya Apple çok pahalı alamıyoruz diyen adam artık ya buna bu parayı vereceğim ben Apple alayım aynı para demeye aynen başladı. O yüzden ya Apple'ın ben şirket olarak gidişatını akıllıca görüyorum. Biz zaten kaçtır konuşuyoruz yani bu çeyrek sonuçlarında falan da adamlar bizim konuştuğumuz o olumlu şeyleri yansıtıyor sonuçlara. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sev ya da sevme, ben sevmeyen taraftayım ama hakkını yemediği bir hikaye var. Adamlar eğer iş yapmak şeyini bu doğru karar Amerikalı'nın business dediği ki para aynen kazanmaksa para kazanmayı biliyorlar. Ve işin çok da güzel bir şeyi var. Para kazanırken hiç öyle rakibin hani karıncayı sev ama belini kırma derler ya. Hiç belini kırmış kırmamış da falan da ilgilenmiyor. Yani hani belini iyi kırıyor yani şeyin rakibin. Devam ediyorum. Poco'dan direkt marka sözcüsü Angus Kai Ho Engi'nin Twitter'da yaptığı bir paylaşım üzerine şirketin OnePlus Nord'a konumlanma olarak rakip olacak bir akıllı telefonunun geleceği konuşuluyor arkadaşlar. Paylaşımda aslında 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranı görüyoruz sadece. Ekran dışında aslında resmi olarak paylaşılan çok bir veri yok ama biliyorsunuz sızıntılar ortaya çıkıyor ve genellikle doğru sonuçlanıyor. Buna göre Snapdragon 765G işlemcisini kullanan 64 megapiksellik ana kameranın yer alacağı amiralin böyle bir tık altı yani amiral gemisinin bir tık altı bizim orta üst seviye dediğimiz bugün Oppo Reno 3 Pro, OnePlus Nord'un konumlandığı segmente bir de Pocophone model koyacakmış. Benim en sevdiğim bu yılki favori segmentim orası. Oppo'da da çok söyledim. Reno 3 Pro. OnePlus Nord Türkiye'ye geldiğinde benzer bir fiyatla yani 6000 civarında olursa yine çok önereceğim telefonlardan biri olacak. Bu da gelirse üstüne bu da iyi olur. Çünkü 10.000 liraya çıkmıyorsunuz ama ona en yakın şeyi alıyorsunuz. Deneyimi alıyorsunuz. Ben bu eğer gerçekse bu telefon yani eğer demek çok zorundayım. Çok gerçektir. Bunların hepsinin Poco markalı telefonların hepsinin Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Bunu bu daha önce söyledim zaten. Bu geçenki temsilci falan muhabbetinden yola yani çıkarak eğer söylüyorum. Türkiye'de bir tane Poco ürün müdürü varsa ki var. Lansmanı o yaptı. Için değildir yani. Yılda bir tane model çıkartsın onunla ilgilensin diye Çinli o adamı işe almaz. Adam da sıkılır zaten bir süre sonra yaptığı işten. O yüzden bunların hepsi gelecektir ve ben de senin gibi düşünüyorum. Bu segment Türkiye'nin özel durumu nedeniyle bizim amiral gemimiz olan segment artık. Yani bizim şeylere bakacak halimiz kalmadı. Note 20 Ultra'ya, F2, şey X2 Pro'lara zaten yok Türkiye'de. Ya da, 10.000, ya da P40 Pro bilmem nelere falan filan bakacak halimiz kalmadı. Biz bunlara bakacağız ve bu segment ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü telefonlar kullanıyor olacağız. Devam ediyorum. İlginç bir haber. Samsung uygun fiyatlı katlanabilir bir akıllı telefon geliştiriyormuş. Sen Mobile'de yer alan dedikodulara göre. Tabi uygun fiyattan kastımız katlanabilir telefon fiyatlarına göre uygun. Çünkü 1000 doların biraz altında olacağı söyleniyor. Bu da ortaya çıkan bir kod üzerine arkadaşlar. Samsung'un telefonlarında F kod adlı cihazlar katlanabilir cihazlar olarak listeleniyor. Ve SM, bu Samsung'un kısaltması, F415 kod adıyla bir cihaz listelenmiş. Yani iyi olur. Yavaş yavaş artık daha erişilebilir. Yani 1000 dolar da bugün Türkiye'de ucuz kabul edebileceğimiz bir şey olmayacak ama nispeten hani şey deriz yani katlanabilir telefonlar arasındaki en uygunu deriz. Ben bu haberi dün görünce şey diye paylaştım. İnşallah gerçek hayata geçecek bir projedir. Samsung bunu yaparsa diğer tüm markalar yapmak zorunda kalır. Yani evet. Samsung ucuz fiyatlı katlanabilir cihaz çıkartırsa Oppo da çıkartmak zorunda kalır, Huawei de çıkartmak zorunda kalır, hepsi çıkartmak zorunda kalır. Ya bir de işin formu bu değil mi abi? SSD ilk çıktığında pahalıdır. Gün 2 model çıkar, 3 model çıkar, 4'ü biraz daha ucuz, 5'i daha aynen ucuz falan. Şimdi öyle gitmesi lazım. Geçen hafta konuştuk da hala XS kullanıyorum, Mate XS kullanıyorum. Hı. Kullanmamın tek nedeni o katlanabilir formun benim kafamda geleceğin formu bu hafta olması çeker miyiz biliyorsun onu? Önümüzdeki hafta falan çekeriz. İşte bugün birinci haftası. Bu hafta gerçi cuma bugün. Bugün bir önümüzdeki hafta bir ikinci haftayı tamamlayayım ondan sonra tamam çekeriz. Ben memnunum bu arada. Yani
kafamdaki bazı su hangi level olduğunu paylaşmayayım ki videoya malzeme kalsın. Kafamdaki birçok soru işaretinin cevabını pozitif ya da pozitife yakın yönde aldım. Onu öyle güzel söyleyeyim. Şimdi bu haberden şeye geçeceğim Kerem. Mesela bugün yine bizim web sitemizde bir tane haber var. Dün tarihli bir haber. Lenovo'da foldable ilk laptopunu tanıtacakmış. Ama yaptı da önce. O ilk değil ki o. Ama bu anlamda ilk. Klavyesi falan yok bunun kendi üstünde. Tamam. Şimdi söylemeye çalıştığım şey geçen hafta Cuma günü buydu. Bu katlanabilir hikaye sadece cep telefonunda kalmayacak. Katlanabilir hikaye birçok forma, hatta belki uzun vadede televizyonlara filan bile etkileyecek bir şey. O yüzden bir yandan benim XS'le olan maceramın pozitif geçmesi, bir yandan Samsung'un böyle bir şey duyurması ya da böyle bir şeyin ortaya çıkması, bir yandan Lenovo'nun bu ürünü filan derken ben gerçekten sektörün bu içine düştüğü çıkmaz sokaktan foldable'la kurtulabileceğini düşünüyorum. Çünkü sektörün, şimdi şunu kabul edelim, en ucuz foldable telefon bile, katlanabilir telefon bile bugünün en ucuz telefonundan çok pahalı olacak. Yani katlanabilir cihazlar sektörün cirosal anlamda daha fazla ciroya ulaşması için de lazım. Burada önemli olan şey Samsung, işte bu şey TCL ya da Philips filan, Sony, LG gibi ekran üreten şirketlerin şu katlanabilir teknolojiye daha çok yatırım yapmaları, daha iyi katlanabilen cihazlar ortaya daha çıkarmalı. Fazla üretimle ve daha ucuz. Aynı öyle, daha ucuzla şey yapabilmeli ve ben bu haberden de, şu Lenovo haberinden de mutluyum ve umuyorum ki Samsung şu ucuz fiyatlı, yani senin söylediğin işte numarasını falan dolar cihazı, altı diyorlar işte hani, inşallah 2020 yılı bitmeden çıkar tabii. İnşallah. 2021 yılına bırakmaz yani. Çünkü biz Sam Mobile'da hangi o Samsung kodlu cihazı görsek, gerçi yıl içinde çıkarır bir iki ay sonra abi, onun evet piyasaya çıktığını genelden görüyoruz ya. Bir sonraki yıla falan kalan şeyler değil aynı bunlar yani. Bir de Samsung bu katlanabilir olayını biraz yanlış yerden girdiği için, yanlış bakış açısıyla girdiği için katlanabilirle kıvılamazı birbirinden ayıramadığı için. Girişi lan yıllardır biz söylüyoruz. Huawei çıkartmak üzere hemen duyurmam lazım diye şeyiyle yapılan diye bir şeydi. O yüzden patladılar. O yüzden çuvallı yani. Yoksa ilk olmak bir şey değil hiçbir zaman yani. Ucuzu Samsung'un çıkartması bence süper bir hareket oldu. Evet, inşallah daha da böyle farklı markalardan da umuyoruz bu hamleleri görürüz. Arkadaşlar, bu haftanın Cuma raporu ve haberleri bu şekildeydi. Her zaman olduğu gibi konularla alakalı yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.